derken şunu diyorum. Türkünün hesabı yok. Hesap yapmıyor Türk. İma ediyor, biraz sonra ihtar ediyor. Yani mesela Fuzuli'nin Leyla-i Mecnun'da bir şey var. Mecnun Leyla'yı şöhret ediyor, tanınıyor. Artık o Leyla'nın Mecnun'a varmasa evlenmesi mümkün değil, evde kalmış demektir. Leyla diyor ki peki de artık bitirelim bu işi diyor. Mecnun diyor ki ya pardon ben Allah'a aşık oldum. Şimdi bunu seninle işim kalmaz diyor artık. Evet. Hatta Fuzuli Leyla'nın evde kalmasını, perişan olmasını önlemek için sonunda hikayenin sonunda öldürüyor Fuzuli acıdığı için. Şimdi bu hadise ihtişam olduğu için yani Fuzuli'nin özellikle Leyla ile Mecnun'u ve bir de Hafız'ın Leyla ile Mecnun'u muhteşem hikayedir. İhtişama baktığınız zaman ihtişam muhatabının gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi yapar. Hakikati aramaz. Şöyle bir türkü var. Yarın beni beğenmezdin bak bana nişan taktılar. Diyen kızın içindeki cehennemi anlamayan adam Fuzuli'nin o ihtişamına hürmet eder. Biz de hürmet ederiz. Ama o hakikati hakikat olarak kabul eder. Leyla'nın ıstırabını da anlamaz. Çünkü onun için ihtişam önemli. Anlatılan ihtişam önemli. O zaman türküde bu yok. Türkü sahtekarlık yapmaz. Türkü üçkağıt yapmaz. İma eder, ihtar eder. Bu şeyden mi hocam peki? Türkü hani yazan kişi ya da yakan kişi değil. Hani bir kurgu yok. Başına bir hadise geliyor ve onun artık çağrışımıyla... Kendi hadiseyi kendisinin anlatmasına ihtiyaç yok. Bir bilgiye de dayanmıyor şimdi. Abi diyor ki mesela çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Şimdi normalde sıradan bir cümle. Evet. Ama biraz düşündüğün zaman acı çekmeyen adamın bir halta yaramayacağı demektir bu. Yüreği bütün adam kimsenin derdiyle dertlenmez. Kimsenin derdi yani diyelim milletin başında ise milletin derdi umurunda olmaz onun. Çünkü derdi yok. Derdi olmaz olmayanın, yarı olmayanın yarısı mı olur diyor. Türk. Demek önce bir yar gerekiyor.